24 Ocak akşam saatlerinde merkez üssü Elazığ olan, çevre illerimizde ve yakın çevremizde hissedilen 6,8 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Son bilgilere göre depremde 40 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1607 vatandaşımız da yaralandı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yine depremde yaralanan yurttaşlarımızın da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Depremin hemen ardından vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için tüm ülke seferber oldu. Başta sahada canla başla çalışan arama kurtarma ekiplerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımızın talimatıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimindeki büyükşehir belediyelerimiz kurtarma ve ilk yardım ekiplerini hızla deprem bölgesine gönderdiler. Gönderilen bu ekipler bölgede enkaz kaldırma ve kurtarma faaliyetlerine iştirak ettiler. Yiyecek, ısınma ve barınma ihtiyaçlarına destek oldular. Olmaya da devam ediyorlar. Yine Genel Başkan Yardımcılarımız Veli Ağbaba, Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve çok sayıda milletvekilimiz bölgeye intikal ettiler. Durumu yerinde görerek Sayın Genel Başkanımıza da bilgi verdiler. Soğukların etkili olduğu deprem bölgesinde vatandaşlarımızın başta ısınma ve barınma olmak üzere acil ihtiyaçlarının karşılanması ve özellikle kırsal bölgelere yardımların ulaştırılmasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi için sahada etkin çalışma ihtiyacı devam ediyor. Çok şükür zorlukları beraberce göğüsleyen büyük bir milletimiz var. Depremin ardından aziz milletimiz güçlü bir dayanışmayla dertte tasada daima omuz omuza olacağını bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Ancak her deprem sonrasında yaşanan sahnelerin Elazığ depreminden sonra da tekrarlanması üzücüydü. Millet depremin acısıyla depreme karşı önlem alınıyor mu, deprem vergilerine ne oldu, nasıl kullanıldı diye sorunca memur bakanlardan fırçayı yiyiverdi. Arkasından da tehditler geldi. Enerji Bakanı her şeyi devletten beklememeliyiz dedi. İçişleri Bakanı Türkiye'nin deprem konusundaki yeterliliğini tartışmaya açmak bu saatte yapılabilecek insanlık dışı bir davranıştır diyerek iktidarlarına yönelik eleştirileri bastırmaya kalktı. Onun bıraktığı yerden AK Parti Genel Başkanı sözü devraldı. 20 yıldır bu hükümete, bu hükümet depreme yönelik ne yapmış sorusunu soran vatandaşlarımızı ahlaksızlıkla suçladı. Madem ahlak tartışacağız, o zaman tartışmaya deprem için milletten toplanan vergilerin nereye harcandığını konuşarak başlamak en doğrusudur. Erdoğan soruyor, depremi durdurma şansımız var mı? Yani milletimize depreme razı olun telkininde bulunuyor. Bunları söyleyen Erdoğan çok daha büyük depremlerde benzer kaderi Japonların neden yaşamadığını milletimize söylemiyor. Evet, depremleri önleyemeyiz. Ama önlem alırsak depremin hasarını en aza indirebiliriz. Can kayıplarını en aza indirebiliriz. Bu da siyasetin ve siyasetçinin işidir. İktidarda olanların önde gelen görevidir. Değerli basın mensupları, dünyanın tüm demokratik ülkelerinde iktidar sahipleri hele hele böylesi acı zamanlarda eleştiriye, tenkitlere açık olmak zorundadır. Daha geçtiğimiz günlerde Avustralya'da yaşanan yangın sonrasında Avustralyalıların başbakanlarına gösterdiği tepkileri tüm dünya izledi. Vatandaş tepkisini gösterdi, başbakan tepkileri olgunlukla kabul etti. 1999'da yaşanan depremlerin ardından geçici bir süre için özel iletişim vergisi getirilmişti. Bu vergi daha sonra AK Parti iktidarı tarafından 2004'ün hemen başında sürekli hale getirildi. Verginin kalıcı hale getirildiği 2004-2019 arasında 65 milyar Türk lirası toplandı. Bunu dolarla ifade edersek 2004-2019 arasında yaklaşık 34 milyar dolar vergi toplanmış. Vatandaş da bunu soruyor. 17 yıldır iktidardasınız ve deprem vergisi alıyorsunuz. Elazığ'da, Malatya'da ve bilinen tüm deprem bölgelerinde
can kaybını ve tahribatı önlemek için neler yaptınız diyor. Kızmadan, tehdit etmeden efendi neler yaptıklarını bu iktidar açıklamak zorunda. Meclisimiz bunu 3 ay önce tartışmak istemişti. Geçen Ekim ayında Türkiye'nin depreme hazırlık durumu araştırılsın diye meclise bir önerge verilmişti. Bu önergede AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Türkiye'nin depremlere hazırlık durumunu depremden önce tartışmayalım. Depremde tartışmayalım. Depremden sonra da tartışmayalım. Peki biz bunu ne zaman tartışacağız? Ne zaman bu hazırlık durumuyla ilgili fikirlerimizi, görüşlerimizi belirteceğiz? Millet deprem paralarını sorunca iktidar siyaset yapmayın diyor. Bunu soranlara da soruşturma açıyor. Ama bakıyoruz iktidar deprem enkazında dahi siyasi şovu ihmal etmiyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bugün bakanların basın toplantısında Assolist edasıyla toplantının sonunda depremde alınan önlemlerle ilgili konuşuyor. Sayın Kurtulmuş hangi sıfatla bakanların basın toplantısına katılıyor? Hangi sıfatla konuşuyor? Tam bir parti devleti uygulaması. Dert, algıyı yönetmek. Sağ olsun derdin algıyı yönetmek olduğunu da Elazığ valisi açık seçik ifade ediyor. O kadar acı var. İnsanlar yaşamını kaybetmiş. Sayın vali algı çok iyi diyor. Algı yönetmek için Penguen basını deprem bölgesinde seferber edilmiş. Tabii algı yönetimi dediğimiz zaman AK Parti Genel Başkanı'nı da ihmal edemeyiz. Deprem bölgelerinde çalışmaların aksamaması için protokolün deprem bölgesine hemen gitmemesi genelde kabul gören bir yaklaşımdır. Orada çalışanlar göçük altındakileri mi kurtaracak, protokolle mi ilgilenecek? Fakat bakıyoruz Erdoğan çalışmaların sürdüğü alana yanında bir VIP ordusuyla giriyor. Bir de nasılsa denk geliyor, aynı anda göçük altından bir depremzede çıkarılıyor. Erdoğan'ın tam önünden geçiriliyor, o sırada da kameralarla bu görüntüler alınıp basına servis ediliyor. Değerli basın mensupları, evet deprem siyasi şov konusu yapılmayacak kadar ciddi bir iştir. Ama deprem aynı zamanda bizim içinde bulunduğumuz bu coğrafyanın da bir gerçeğidir. Türkiye'nin neredeyse tamamı deprem riski taşıyor. Bu gerçekle depremler yaşanmadan yüzleşmek ve tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi depreme karşı tedbir almak zorundayız. Deprem riskiyle, depremle mücadeleye deprem olmadan önce tedbir alınarak başlanır. Depremden sonra da kriz yönetimi yapılır. Ama baktığımız zaman bizim her iki konuda da eksiklerimiz, ciddi eksiklerimiz var. Özellikle birincisinde. Artık aktif fay hatları üzerinde yerleşime izin vermemeliyiz. Ya da özel tedbirler aldıktan sonra bu yerleşime izin vermeliyiz. Esasen bu konuda kanunlarımız var. Aktif fay hatlarını da çok en ince detayına kadar biliyoruz. Ama kanunlara uyan yok. Rant söz konusu olunca gözler kanun görmüyor. Bu son depremde de gördük ki deprem değil bina öldürüyor. Bu nedenle bina envanterimizin depreme dayanıklılık durumunu bir an önce tespit etmeliyiz. Kentsel dönüşümü rant için değil depremin etkilerini en aza indirmek için kullanmalıyız. Güçlendirilecek binaları bir an evvel tespit etmeliyiz. Bunları güçlendirmeliyiz. Güçlendirilmesi mümkün olmayan binaları da deprem yıkmadan önce biz yıkıp yeniden inşa etmeliyiz. Deprem bölgelerinde nüfusun yoğunluğunu arttırmamalıyız. Sanayi, finans, iletişim başta olmak üzere stratejik altyapılarımızı ülkenin dört bir yanına dengeli bir şekilde dağıtmalıyız. Bunun planlarını bir an önce yapmalıyız. Ve bunları
vakit kaybetmeden uygulamaya koymalıyız. Başta İstanbul olmak üzere depremler için şimdiden kriz masası oluşturmalıyız. Deprem için yapılan kriz senaryolarını yeniden gözden geçirmeliyiz. Toparlanma ve barınma alanlarını yeniden belirlemeli ve bunların sayılarını çoğaltmalıyız. Ranta teslim edilenleri kurtarmalıyız. İletişim ve ulaşım altyapımızı deprem sonrası için hazırlamalıyız. Gördüğünüz gibi yapılacaklar listesi çok uzun. Bunların hepsi kaynak ve zaman gerektiriyor. Kaynaklarımızı da, zamanımızı da doğru ve verimli kullanmak zorundayız. Bu konuda bizim iktidara açık bir çağrımız var. Siz iktidar olarak kendinize çılgın projeler arayıp duruyorsunuz. Biz size son derece akıllı bir proje öneriyoruz. Gelin aktif fay hatlarında ve hassas deprem bölgelerinde kentsel dönüşüm gerçekleştirmek üzere gelecek 5 yılı seferberlik yılı olarak ilan edelim. Müteahhitleri rant için değil, hayat için seferber edelim. Ortak aklı kullanarak uygun finansman yöntemlerini derhal devreye alalım. Depreme karşı en son inşaat teknolojilerinden yararlanalım. Buna uygun inşaat teknolojilerini gerekiyorsa biz geliştirelim. Bu projenin adını da Hayatta Kal Projesi koyalım. Böyle bir seferberlikte sadece milyonların hayatını kurtarmayız. Ekonominin ihtiyaç duyduğu güven ve talebi de yaratırız. Ekonomiyi içine düştüğü çukurdan çıkarırız, milyonlarca insana yeni iş imkanları sağlarız. Değerli basın mensupları, demokratik ülkelerin alameti farikası yöneticilerin halkına hesap vermesidir. Ama bu iktidarın halka hesap vermekten hoşlanmadığını hepimiz